Sene 1922. Aylardan Ağustos. Kavurucu sıcak altında Mehmetçiğin Allah Allah sesleri iniyordu ovada. Kocatepe'de gün ağarmadan ezan sesleri yükselirken büyük taarruz emri veren Mustafa Kemal Paşa, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir." diyerek Mehmetçik'le cephede siper aldı. Kınalı kuzular 14'ünde, 15'inde ana ocağından çıkıp silah ve süngüyle cephede ölümü göze alarak çarpışıyordu. Artık duyulan ses mermi ve top sesleriydi. Her geçen dakika vatan uğruna akıtılan kandan çok canı pahasına kurtuluşun mücadelesine tanıklık ediyordu. Afyonkarahisar'ın her tarafı özel, her karış toprağı kıymetli. Bugün tarihe tanıklık eden İstiklal Tanıtım Merkezi'ndeyiz. Burada çok özel bir çekim gerçekleştirerek hem tarihe tanıklık edeceğiz hem de Türk devletlerini, Türk'ün yaşamış olduğu bu topraklarda yaşanılan savaşları yakından öğreneceğiz. Kurtuluş mücadelesinde zafere tanıklık eden nişanlı Türk milletinin yaşayan efsanelerinden bir nefeslik acı ve gururun şahidi olmaya hazır mısınız? Tarihin dönüm noktası olan Afyonkarahisar'ın Uşak yolu üzerinde bulunan İstiklal Tanıtım Merkezi'ne girer girmez Türk topraklarında yaşayan tüm savaşlara tanıklık etmemek mümkün değil. İstiklal Müzesi'nin her bir noktasında şövalyeler üzerine kurulmuş Kurtuluş Savaşı'na ait fotoğraflara bakıldığında, vatan için verilen mücadelenin bugün küllerinden doğmuş Türk milletini ataları yine her bir karede ayrı ayrı yad ediyordu. İçeri girdiğinizde büyük taarruzun atmosferini an be an yaşıyorsunuz. Bir tarafta bomba patlayan cepheler, diğer tarafta yaralı ama acısını hissetmeyen, savaş ruhuyla direnen Mehmetçik. Hemen sağımızda Türk topraklarında kurulan tüm devletler. Arkamda görmüş olduğunuz yerde ise büyük taarruz en iyi şekilde resmedilmiş. Burada Türk askerlerinin neler çektiği, Türk askerlerinin hangi cephelerde savaştığı detaylı bir şekilde anlatılmış. Burası gerçekten çok özel ve mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. İstiklal Müzesi'nin üst katı ise ayrı ayrı hikayeleri ayrı acılarla yansıtmakta. Merdivenlerden yukarı doğru çıkıldığında dünden bugüne tüm Türk devletlerinin bayrakları ihtişamıyla sizleri karşılıyor. Tarihte yer alan tüm Türk devletleri ve Türkiye'nin yaşamış olduğu tüm savaşlar burada detaylı bir şekilde gelen ziyaretçilere anlatılıyor. Üst kattaysa insanın geçmişini en gerçekçi duygularla buluşturan alansa, üç boyutlu gerçeğe en yakın görsellerin sergilendiği Kurtuluş Savaşı alanı. Burada top sesleri, savaşın acı çığlıkları, Allah Allah nidaları yükselirken yüreğimizden bir parçayı geçmişte bırakıyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz yerde panoramik bir şekilde büyük taarruz resmedilmiş. Gerçekten o savaş anının vermiş olduğu duygu burada en iyi şekilde anlatılmış.